Haluk Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkürler. Bugün ekonomi için önemli bir gündü. Merkez Bankası seçimlerden önceki son para politikası kurulu kararını açıkladı. Siz esasında bizim programımızda belki de ilk söylenenlerden birisiydiniz. Belki de ilk söyle, benim duyduğum ilk söylendiniz. Merkez Bankası'nın Mart'ta bir hamle yapabileceğini söylediniz. Ondan sonra yabancı raporlar çıktı. İşte bazı ekonomistler evet olabilir, olmaz, seçim bekler, 250 bas puan, 500 bas puan havada uçuştu. Ama yine de genel kanı bu haftayı, bu ayı pas geçeceği yönündeydi. Ama öyle olmadı. Hem de 500 bas puanlık yüksek bir politika faiz artışı geldi. Ne anlamayız biz bu karardan? Öyle başlayalım. Detayında çok şey var Evet. zaten. Gerekli olduğunu ve faydalı olduğunu hep söyledim. Çünkü yavaş yavaş buraya doğru geldik. Önce enflasyon, sonra döviz talebi, hissedilir döviz talebi, Merkez Bankası'nın rezerv kaybetmesi. Giderek daha bu düşüncemden emin oldum. Yani gerekli ve faydalı olacağını söyledim. Ama tabii ki emin değildim. Çünkü hani sonuçta çok rahat bazen karar alamadığını merkezin biliyoruz, Merkez Bankası'nın. Ama yine de bir tarafım hani bu sefer alacak gibi hissediyordum. Çünkü çok çok zor olacaktı eğer pas geçilmesi durumunda. Nisan'da 20 Nisan'a kadar beklemek. Daha sonra zorunlu olarak bu hamleyi yapacaktı. O da çok yetersiz kalacaktı. Şimdi bir karar aldı. Hem en yüksek beklentilerimle üzerinde yaptı. Faiz koridorunu biraz genişletti. Bu da bize biraz yine eskiye dönüşü simgeliyor. Politika faizi açısından hani kapıyı açık bıraktı ilave artışlara. Eğer enflasyon görünümü kalıcı ve belirgin bozulma olursa ilave artışlar yapabilirim dedi. Dolayısıyla güçlü karar. Operasyonel çerçeve ile ilgili değişiklikler gittiğini söyledi ki yani faiz koridoru olarak bahsediyoruz. Burası önemli. Yani dinleyiciler ve seyirciler açısından operasyonel çerçeve her Merkez Bankası açısından önemli. Geçenlerde Avrupa Merkez Bankası'nın operasyonel çerçeveyi değiştirdiğini falan gördük. Bu çok sık yapılan bir şey değil. Geçmişte Erdem Başçı döneminde uygulanmıştı. Daha geniş bir faiz koridoru. Esneklik sağlıyor tabii. Politika faizini arttırmadan fonlama maliyetini, zaman zaman bankaların fonlama maliyetini yükseltme şansı veriyor. Ama bu yabancı yatırımcının çok hoşlandığı bir şey değil. Çünkü faiz arttıramıyorsunuz. O yüzden bu yollarla kısa süre yapıyorsunuz falan gibi şey yapıyordu. Şimdi de o tehlikeler var ilerleyen dönemde. Bu kullanılması durumunda. O tip yorumlar göreceğiz. Yani öyle eleştiriler göreceğiz. Ama şu anda kısa vadede bunun yapılması önemli. Bir de şöyle bir haklılık payı da var. Çok dardı. Yani politika faiz seviyesi çok yükseldiği için rekor seviyede malum 45. 45'e oranla 150 bas puanlık iki yöndeki marş çok az kalıyordu. Öyle teknik bir düzeltme de denebilir. Yani öyle de iyi tarafından bakarsa öyle de yorumlanabilir. Ama henüz operasyonel çerçeve ile ilgili duyuru görmedim. Dolayısıyla operasyonel çerçeve şunun için altını çiziyorum. 300 puanlık marj diyoruz ama aslında bir de bunun en üst sınırı olarak geç likidite penceresi var. Bu 300 bas puan, daha doğrusu politika faizinin 450 bas puan yukarıdaydı. Şimdi yeni durumda ne olacak? Dolayısıyla ilave bir üst sınırda görebiliriz. Eğer geç likidite Daha da penceresi yine bir yüksek diye. marjla belirlenirse bilmiyoruz onu şu anda. Bir duyuru görmedik ama muhtemelen yarından itibaren en azından bankalara bildirilmesi gerekecek tabii. Merkez Bankası da kabul etmiş. Aylık enflasyon Şubat ayında da ana eğiliminin öngörülenden yüksek seyrettiğini söylemiş. Yani kararın arkasında enflasyon görünümünde de bozulmayı dikkate alarak politika faizini artırmasına karar vermişti. Yani dolayısıyla bekleneni yapmış. Yurt içi talepteki dengelenmeyi görmüyoruz diyordum. Onu da söylemiş. Yurt içi talepte dirençli seyrin sürdüğüne işaret etmektedir demiş. Yani onu da söylüyor. Dolayısıyla bütün bunlar bu noktaya getirmiş durumda Merkez Bankası'nı. Peki şimdi 2023'ün sonunda Merkez Bankası %45'te bu işin sonlandığını ama gerekirse adım atacağını söylemişti. 2 ay sonra, 2 ay boş geçti. 3. ayda böyle bir hamle yapmak zorunda kaldı Evet. diyebiliriz tabii ki. Neyi hesaplayamadı veya yanlış hesapladı veya beklenmedik ne oldu hesap dışında?
beklenmedik bir şey, hesaplanmayacak bir şey değildi. Biraz yanlış bir durumdu frene basmak. Yani sonuna geldik falan gibi şeyler demek. Kapıyı faiz artışlarına açık bırakmak, yani durumu izleyerek. Çünkü ilk yani Aralık ayında durdu diye hatırlıyorum. Ama onun önceden bir sinyalini verdi ve durdu. Oysa hani Aralık'ta asgari ücretin işte belirlenme sürecinde biraz daha kendi senaryosunun üzerinde olacağı falan aşağı yukarı hissediliyordu. Yani konuşulan rakamlar öyleydi. Çok sürpriz değildi. Ve bunun da ilk çeyrekte enflasyon görünümünü zorlayacağı falan, bunlar çok çok hemen daha ayın başında belli olmuştu. Yani hep söylüyordum zaten yayınlarda da. O yüzden doğru bir şey değil. Şimdi daha doğru bir noktada. Hem arttırmış hem ilave artışları kapı açık bırakmış. Hem de koridor. Yalnız burada şunu söylemem lazım. Mesela eminim soracaksınız. Yani Nisan ayında da devam evet, eder mi diye. Evet. Bence hani çok ekstra bir şey olmazsa, hani ekstra tabii şimdi arada seçim sonuçları falan, onun piyasa şeyleri, o ekstra olabilir. Evet. Yani onu, ama normal makroekonomik görünüme baktığımızda aslında çok değiştirecek bir şey yok. Hani Mart enflasyonunu söyleyeyim bu arada. Yine o da biraz Merkez Bankası öngörünün üzerine gelecek. Böyle 3,5'a yakın gelebilir. Geçen yılın üzerinde ve merkez şeyinin üzerinde olacak gibi duruyor. Ha, bu ilave bir sıklaşma gerektirir mi? Sanki gerektirmez gibi duruyor. Eğer bu beklenmezken yaparsa tabii etkisi daha da fazla olur. Ama hani bence koridoru da genişlettiğine göre bir süre 50 politika faizi varken gecelik repo zaten öncesinde de biliyorsunuz 150 bas puan üzerinde gidiyordu. 45 iken 46,5 gidiyordu. Şimdi evet, koridorda 300 bas puan olduğu için 50 iken 53 gitme şansınız var. Çünkü likitte artık fonlar durumdasınız açık piyasa işlemlerde. Onu da sıkı kontrolünü süreceğini söylüyor. Dolayısıyla 53'te götürme şansınız var. Bunu herhalde kısa vadede yapacaktır diye düşünüyorum. Böyle gidecektir. O yüzden Nisan'da pas geçmesi şu andan baktığımda yüksek olasılık. Yerel seçimler gibi ve onun etkileri öncesindeki hareketlere baktığımızda sonrasındaki hareketler de benzer ve ters yönde olabilir. Benzer yönde, bunlar çok büyük şeyler, gelişmeler. O yüzden böyle bir hani açık kapı bırakıyorum ben de tahminimde. Şimdi bu açık kapıyla ilgili bir, evet, şey sokacağım. Siz de görüyorsunuzdur. Zaten bir süredir, hatta yılbaşında bir emekliye zam çok konuşuldu. Evet. Ek zam yapıp yapılmayacağı. Evet. Şu anda da şöyle bir iddia dolaşıyor. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye seyranen bir zam yapacak. 5000 lira söyleniyor. Bunun bir müjde yok. Cumartesi günü duyulacağı söyleniyor. Bu adım şayet olursa bu çok denklem değiştirici bir şey midir? Asgari ücret kadar olmaz etkisi. Yani enflasyon tarafında bütçe etkisi olur. Hani ilave şey olur. Ha, o dolaylı olarak zaman içinde enflasyonist etkisi var diye biliriz tabii. Algılamayı bozar, öyle diyeyim. Şu anda biraz o daha olumlu, bir olumsuz bakışın biraz daha zayıfladığı bir noktadayız. Arkasından bu gelirse biraz algılamayı bozar. Ama hani bu direkt enflasyonist bir şey olur diyemem. Şimdi bu seçim sonuçta bir genel seçimdi. Yani ekonomik kadro değişmeyecek, işte iktidar değişmeyecek. Tamam, siyasi sonuçlar doğacak ama yani böyle genel seçime kıyaslanacak ölçüde bir değişiklikti. Bunda seçimden sonra kırılma yaşanmasını beklemek biraz fazla iyimser değil mi? Yani şimdi çıkıyorlar, seçimden sonra gelecek. Şimdi genel seçimlerde biz öyle olmuştu ama o tabii bambaşka bir atmosfer. Yani cuma günü nasıl kapatırsak pazartesi günü esasında dükkanı aynı şekilde açıyoruz. Önceki seçim olduğunda arkasından bir de yerel seçimler var diyorduk. Hani kısa bir süre sonra, çok bir yıl geçmeden yerel seçimler yapacaktık. Dolayısıyla arada böyle bir engel gözüküyordu. Şimdi ise kağıt üstünde bir şey yok gibi gözüküyor. Yani seçim geçtikten sonra başka bir seçim yok. 4 yıl değil mi? Dolayısıyla bir engel yok gibi duruyor. Ha, ama Türkiye'den bir sürü bu konuda spekülasyonlar olur. Yani işte referandum olabilir, yok şöyle olur, sonuçlara bağlı olarak bunlar olabilir tabii. Ama bugünden onları şu anda varsayamayız. Bence o yüzden işte hala yerel seçimlerin ertesi günü veya o ilk haftalar önemli diyorum. Çünkü o sonuçlar siyasi sonuçta olabilir. Siyasi sonuçlar hem büyükşehirler açısından hem genel oy oranları açısından değerlendirilecektir. Özellikle AK Parti içinde büyük değerlendirmeler yapılacaktır. Bu olumlu ya da olumsuz olacağını şu andan bilemeyiz. Burada önemli olan şu olacaktır. Yani şu anda bir kere yine tekrar Merkez Bankası öne geçti. Piyasanın önüne geçti diyebiliriz. Bence çok önüne geçmek gibi değil aslında bu, ama hani hadi diyelim, hani beklenti olmadığı için önüne geçti. Ama yetmez. Sonrasında, seçim sonrasında Nisan ayında şunları duymamız lazım. Hani biz programın arkasındayız siyaseten de. Hmm. Merkez Bankası ne gerekiyorsa bundan sonra da aldı, bundan önce aldı, bundan sonra da alacaktır. Kadrolarda bir değişiklik olmayacaktır falan türü şeylerle biraz güven arttırılabilir. Bunlar işe yarayabilir. Yabancı yatırımcı da ikna olursa, tekrar son dönemde çıkışa geçtiğini görüyoruz. Veriler öyle gösteriyor. Tekrar
ufak ufak daha iyi seviyelerden ki kısa vadeli faizlerin yükselmesi falan hani onlara cazip gelebilir. İlgilerini görebiliriz. Ama şu anda hemen çok güçlü giriş olur, çok güçlü çıkış olur falan demek için erken yani bir şey söyleyeyim. Bir de tabii faiz indirim konumuz var bizim. Bir ara 2024'ün ortasında ikinci yarısında yapı deniyordu. Sonra 2024'ün sonuna kadar, son çeyreğine kaldı. Sizce şu an ne kadar uzakta? Evet, rafa kalktı mı? Yani rafa kalkmış gibi duruyordu. Hani faiz artışı gelmeyeceği varsayımıyla en azından hiç faiz indirim olmasın diyorduk hani konuşurken burada. Çünkü emin olamıyorduk artış geleceğini. Şimdi artış gelince aslında bakarsak teknik olarak indirim için bir alan açılmış oldu. İşler iyi giderse. Daha yüksek bir seviyedeyiz. 45 iken hani ancak idare eder gibi gözükürken 50 iken ve 50'yi de bir süre korumanız durumunda bir süre sonra beklentiler, enflasyon beklentileri iyileşirse vaat ettiğiniz reel faiz çok çok yüksek seviyelere gelecektir. Şu anda bile aslında bakarsak bileşik olarak falan ve gelecek 12 ay beklentisi 36.7. Hani buna inanırsınız, inanmazsınız veya hissettiğiniz onu konuşmuyorum ama hani teknik olarak %20'lerde falan hani bir reel faiz, aynen, pozitif reel faiz ima ediyor. Bu da benim gördüğüm Türkiye tarihinde en yüksek reel faiz. Neden işlemiyor? Neden beklenen sonucu vermiyor bu kadar yüksek reel faiz? Bunun eşdeğeri bir mevduat faizini bulamıyorsunuz hani getiri olarak. Şimdiye kadar öyleydi. Bundan sonra olup olmayacağı önemli olacak. Yine para salakların falan. Enflasyon hani herkesin enflasyonu veya beklentisi 36-70 değil niye herhalde. O da etkiliyor falan filan herhalde. Beklenti esas evet, değil mi? Evet. Beklenti bozuk. Evet. Bir indirim gündeme gelebilir. Onun için bir potansiyel var. Dikkatli gitmek lazım. Hani ben diyordum ya hani bu süreçte nedir diyorduk. Hani şöyle diyorduk önce arttırım süreci iyi götürdü ama sonunda bir hata yaptı. Fakat indirim süreci de çok kritik. Orada da piyasalar çok ikna olmadan bir şey yapmak çok yanlış olur. O yönde gidiyor gibi duruyor. Hele ki şu anda da ağzı yandı yani çünkü ilave de arttırmak zorunda kaldı. Dikkatli gidecektir. Yani o yüzden uzun süre %50'nin korunmasını beklerim. Hani Nisan'da zaten faiz artışı beklemiyorum. Uzun süre korunacaktır ama bu süre hani yine anketlerde falan göreceğiz muhtemelen yılın son çeyreğine veya işte üçüncü çeyreğine faiz indirimi koyanlar olacaktır evet, eminim yani. Yazınki özellikle düşüşü. 50 iken 45 diyeceklerdi bir 5 puan falan minimum göreceğiz. Öyle beklenti oluşabilir. Kesin olmaz diyemem ama ben biraz daha ihtiyatlı bakıyorum. Bu tahminimi şu andan söylemek istemem. Ben bir Nisan ayını göreyim derim hani oradaki durumu. Onların çünkü etkileri olabilir ama oralardan çok bir etki görmezsek daha olumlu olurum yani indirimler konusunda. Bahsettiğiniz zaman eleştiri bağlamında soracağım. Evet. Bu geç ikide penceresi işte faiz koyduğu uygulamasının olmasına eleştiren ne oldu? Bu kadar bakışınız nedir? Bu çok tartışmalı konu. Hani bu şey gibi geçmişte rezerv opsiyon mekanizması vardı. İşte bu yanlıştı falan. Bu. Veya koridor. Bunu yabancılar mesela uzun süre anlamakta zorlandı faiz koridorunu. Onların hiç sevmediği bir şeydi. Ama haksız da değillerdi belli ölçüde. Çünkü faiz artışını ikame etmeye çalışıyordu böyle Merkez Bankası. Hani faiz arttıramıyor görüntüsü verip bunlarla şey yapıyordu. Yoksa ben bu tip şeylerin kullanılmasına karşı değilim koridor. Ama bu ana politikanın yerini alırsa o zaman karşıyım. Bunun nasıl kullanıldığına bakacağız. Hani şunu demeye çalışıyorum. Geldik işte Nisan ayına veya Mayıs ayına. Hadi Nisan ayına bir çok kısa vade olduğu için bir şey olmadan pas geçtik. Ama Mayıs'a geldik. Hala veriler kötü işte talep güçlü bilmem ne hani enflasyon şey hissediliyor falan. İşte hala bununla gitmeye çalışıyor. Çünkü döviz talebi aslında var. Hala bunu zorluyor. O zaman ben karşı dururum. Duruşunuzu gözden geçirmek zorundasınız. Dövizin şimdi %1 aşağıda hemen hemen biz bu evet, çekim yaparken nasıl kapatacağını bilmiyoruz. Bankacılık hissesi %5 yukarıda. Onu da söyleyeyim borsa bankacılık evet, hissesi. Kaçıncı kere satın alıyor herhalde. Evet. dönüp aynı şeyi satın alıyor. Evet. Döviz piyasana çok büyük bir etki yapmadı esasında. Kontrollü döviz piyasası var yani onu hep söylüyorum. Öncesinde de kur artışlarının hızlandırıldığını gördük. Böyle konuşuyorum çünkü piyasa kendi kendine şey yapmıyor. Bir de piyasaya verilen bir arz var. Döviz arzı var. Ve onun da ciddi boyutlarda yani son 4 haftada hani 20 milyar dolara ulaştığını söyledim zaten. Muhtemelen bugün gelen veriler onu teyit etmiştir. Artı bu hafta başından itibaren de satışların devam ettiği gözüküyordu en azından bugüne kadar. Böyle bir arz varken kur artışları hızlanmış durumda. Yani şunu düşündürüyor pozisyon alanlar açısından. Beklentileri büyük yani. Kurun daha hızlı gitmesini istiyorlar veya bekliyorlar diyeyim. O yüzden bekliyorlar ve bunu sınırlandığını düşünüyorlar. Dolayısıyla onun tepkinin sınırlı olması bundan kaynaklı.
orada bir pozisyon değişikliği olmadan çok büyümez. Yani o yerleşikler ya tüh işte seçim şey bunu yaptık pişman olduk işte bunu değiştirecek mi tekrar satışa geçecek mi mevduat faizlerini hemen yansıyacak mı bunlara bağlı olur. Yabancının ne yapacağı da önemli. Yabancı da bir miktar giriş yaparsa o zaman kurların en azından son hafta son düzlükte daha sakin gittiğini görebiliriz ama çok büyük bir hareket olacağını zannetmiyorum. Bence şu andan bu pozisyonu değiştirmek yanlış olur. Çünkü yerel seçime yine de ne de olsa bir risk unsuru. Onu beklemek daha doğru olacaktır. Teşekkür. Çok sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.